بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بسورة الزلزلة. Öncelikle olarak yapacağımız tefsir dersine Zelzele suresiyle başlıyoruz. هذه السورة فيها التذكير بما يكون يوم القيامة. Bu surede kıyamet gününde olacak bazı şeylerle ilgili bazı hatırlamalar, hatırlatmalar vardır. لأن من علامات يوم القيامة أن الأرض تزلزل. Kıyamet gelmeden önce bazı alametler var. Bu alametlerden biri de yeryüzünün bir sarsıntıyla sarsılacağı gerçeğidir. وتخرج الأرض ما فيها من الأموات. Yer içinde olan şeyleri, ağırlıkları, bunlardan biri de ölüleri çıkarmasıdır. وتشهد. وتشهد الأرض على عليك أنت. ماذا صنعت عليها من خير أو من غير هذا؟ Yeryüzü senin yaptıklarına şahit idi. Hayır olarak yaptığın şeylere, şer olarak yaptığın her şeye şahit idi. Kıyamet günü bunlara haber verecek. ثم أن الإنسان يتعجب من هذه الأرض. Sonra bu insan yeryüzü hakkında, onun hali hakkında şaşıracaktır. تغير الحال الذي كانت عليه من قبل. Daha önce baktığı yer farklılaşmış, farklı haller ortaya çıkmıştır. تزلزل. Deprem oluyor bu yeryüzünde. وتخرج ما فيها من أموات. İçinde olan ölüleri dışarıya çıkarıyor. وتشهد عليهم. Ve onların aleyhine şahitlik ediyor. الإنسان يتعجب من هذه الأرض. İnsanlar bunları görünce şaşıracaklar bu durumu. فلا بد أن تستعد الآن في هذه الأيام لهذا الموقف العظيم. Bu büyük haller, bu büyük durumlar gelmeden önce bu günlere hazırlanman, müstaid olman gerekir. من أذن لهذه الأرض أن تتحدث وتشهد؟ Peki yeryüzünün bu şekilde konuşmasına ve şahitlik etmesine kim izin verdi? أذن لها الله سبحانه وتعالى. Yeryüzünün bu şekilde şahitlik etmesine Yüce Allah izin vermiştir. فالناس في هذا اليوم يكونون جماعات على ما كانوا عليه في الدنيا. O gün insanlar bu dünyada nasıl topluluk halindeyse, bölük bölçük ise kıyamet gününde de aynı o şekilde olacaklar. Ayrı ayrı olacaklar. فمن كان في هذه الدنيا يجتمع على الطاعة يكون يوم القيامة يجتمع مع هؤلاء على طاعة الله سبحانه وتعالى. Bu dünyada taat üzerine birleşen insanlar, iyilik üzerine birleşen insanlar kıyamet gününde aynı şekilde iyilik üzerine birleşeceklerdir. نعم. ولهذا لابد أن تبحث عمن تصاحب، عمن تصادق. Bunun için senin seçeceğin insan, arkadaşın senin için çok önemlidir. Bu dünyadaki arkadaşın ahirette de senin arkadaşın olacaktır. ولهذا قالوا عن المرء لا تسأل وتسأل عن خليلي عن رفيقي عن صديقي. Onun için şöyle demişlerdir. Bana kendini değil arkadaşını anlat. نعم. Böyle yaparsan seni bu şekilde daha iyi tanımış olurum. فالمرء مع خليلي كما أنت الآن هنا تصاحب أهل الصلاح يوم القيامة تكون معهم بإذن الله تعالى. Kişi arkadaşıyla, dostuyla beraberdir. Sen bu dünyada beraber olduğun dostunla kıyamet gününde aynı şekilde beraber olacağız. كما تدين تدان. Nasıl yaparsan aynı şekilde karşılık bulursun. وكما أن الدنيا دار عمل الآخرة دار جزاء وحساب. Dünya çalışma yeri, amel yeri. Ancak bu amellerin karşılığını göreceğin yer bu dünya değil, ahiret hayatıdır. Ahiret hayatında çalışmak yoktur. Sadece yaptığın şeylerin karşılığı vardır. ثم بعد هذا حذر الله سبحانه وتعالى من الأعمال وإن كانت قليلة. العمل اليسير إذا كان في الخير تحاسب عليه بخير. والعمل اليسير إذا كان في غير الخير في الشر تحاسب عليه يوم القيامة. Bunları söyledikten sonra Yüce Rabbimiz insanları en küçücük bir amele karşı bile dikkate çekmesi için onun yapacağı zerre kadar hayırlı amelin karşılığını göreceğine ve yapacağı zerre kadar şerrin de karşılığını göreceğine Yüce Allah vaat etmiştir. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ كَانْ شَيْءٍ يَسِيرٌ لَا تَحْتَقِرْ هَذَا لَنَّهُ لَعَلَّهُ يَكُونُ يَسِيرٌ هُنَا لَكِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ حَسَنَاتٌ كَبِيرَةٌ جِدًّا. Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaptığın iyiliği, yaptığın marufu sakın hakir görme, küçük görme demiştir. Çünkü bu yaptığın küçücük şey kıyamet günü senin karşına çıkacaktır. وَقَدْ تَكُونَ الْمَعْصِيَةَ تَرَاهَا قَلِيلًا يَسِيرًا لَكِنَّهَا هِيَ عَظِيمًا وَقَدْ تَجُرَّكَ إِلَى مَعَاصِي كَبِيرًا. Ancak yaptığın küçük günahlara da dikkat et. Bunun karşılığını da kıyamet günü göreceksin. Belki de bu yaptığın küçücük bir günah seni büyük günahlara götüren bir etken olacaktır. إذن هذه السورة سورة الزلزلة
فيها التحذير مما يكون يوم القيامة. O zaman şöyle diyebiliriz. Zilzal suresinde اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا diye başlayan sure kıyamet günü olacak şeylere karşı bir tehdit vardır ve insanlara bir uyarma vardır burada. فَلَابُدْ اَنْ نَسْتَعِدْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ Bizim bu dünyada bu durumlar için hazırlanmamız gerekiyor. Allah en iyisi.